Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün her tarafta konuşulan, Twitch'te deli gibi izlenen Blade and Soul'dan bahsedeceğiz. Bu benim karakterim. Karakteri özelleştirme bayağı detaylı yapılmış. Vücut ölçülerinden yüz hatlarına kadar her şeyi ben yaptım. Oynadığım ırkta erkek karakter yok. Dolayısıyla dişi olmak durumundaydım. Şu an bir görev aldım, yeni bir görev aldım. Bir arkadaşımı iyileştirmek için zehirli okla vuruldu. Bir maddeye ihtiyacım var. O da belirli yaratıklardan toplanılıyor. Umarım o yaratık bu değildir. Çünkü ben daha 5 level'ım. Oyuna yeni başladım. Öyle bir şeyle savaşmak istemiyorum. Şunlardan, şu arkadaşlardan bir şeyler toplayacağız. İlginç bir mekaniği var oyunun. Şimdi mesela bakın bunu bir şey yapacağım. Blok moduna geçiyorum. Blokladığım için bir skillimin cooldown'ı açılıyor. Gördüğünüz gibi tak tak vurdum. Tamamen yetenek üstüne oyun. Tamam, bunları toplamam gerekiyormuş. Daha büyük bir yaratık olsa daha güzel gösterebilirdim aslında, ya da böyle kılıçlı bir adam falan olsa, ama şimdilik göreve sadık kalalım. Yani adamların hedefi seçtim, haydi buna vur modunda değil de tamamen yetenek üstüne olması gerçekten çok ilginç. Şu an gördüğünüz üzere 1, 2, 3 sol tık sağ tık diye skillerim var mesela. Farklı farklı şeyler yapıyorum şöyle. Grafikler bayağı başarılı gördüğünüz üzere. O yüzden birazcık kasıyor şu an video programı açıkken. Biraz indirmeyi deneyebilirim. Ayarları. Mesela texture'ı şöyle 3'e çekelim. Şunu 3'e çekelim. Şunu da 3'e çekelim. Şimdilik yeterli olsun. Canlı yayınlarda oynamayı düşünüyorum oyuna zaten. Dün canlı yayında konuştuk ve siz önerdiniz oyunu. Şimdi bu görevde kaç tane toplamamız lazım? 5 tane bu yaratıklardan şey toplamamız lazımmış. Her ne maddesiyse ondan, artık işte o zehri halletmek için. Bunlar da Balbazar'a benziyorlar, Pokemon gibiler. Plajdaydım az önce. Plaj bölgesi daha neşeli bir bölgeydi açıkçası. Daha aydınlık, daha güzel bir bölgeydi. Etraf kararmış. Sanırım gerçek saate göre kararıyor etraf. Çünkü ben buraya ilk girdiğimde güneş batıyor modundaydı ve gerçekten öğleden biraz sonraydı. Şu an akşama doğru geliyoruz ve etraf kararmaya başladı. Bunları öldürme yükümlülüğü muhtemelen yok ama ilk defa görüyorum ve merak ettim ne kadar güçlü olduğunu, o yüzden saldırdım. Bir şey çıkmadı içinden zaten. Eğlencesine bir tane daha döveceğim. Güzel. Gördüğünüz gibi hani mesela adamı yere düşürüp sonra o uzun sürede vuran skill'i kullandığımda falan güzel olabiliyor. Gerçekten yetenek üstüne olması oldukça hoş oyunun. Bu ne, korkuluk mu, nesin sen? Mesela şimdi bunun blok üstüne gideceğim şöyle. Blokladım. O yüzden otomatik bir vuruş hakkı elde ettim ve patlattım. Hani her vuruştan kendiniz kaçıp ona göre hareket etmek çok ilginç gerçekten. Şimdi ben bölgeme gireyim, görevimi yapayım öncelikle. Bu videodaki amacım size ne istediğinizi sormak. Yani oyunu temel şöyle bir göstereceğim. Daha sonra video serisine başlamayı isterseniz ayarlarını yapacağız. Ona göre karar vereceğiz. Şurada bir adamımız var. Selam. Kung Fu efendisi galiba. Bu iyi vuruyor. Oyunda farklı klaslar var. Ben Blade Master'ım. Silahımdan anlayacağınız üzere. Büyücü tarzı karakterler var. Az önce gördüğünüz gibi Kung Fu karakterleri var, tamamen ellerini kullanan. 4 farklı ırkımız vardı. Sanırım biri benim oynadığım işte, sadece dişilerin olduğu. Onun dışında küçük karakterler var böyle. Hobbitimsi. Ama biraz daha gördüğünüz üzere zaten uzak doğu kültüründen bir oyun. Ona uygun. Grafikler bayağı başarılı. Etraf çok güzel. Ben video programını açmış olmama rağmen çok fazla kasmıyor. Tabii ki benim bilgisayarım da oldukça güçlü bir makine ama oyunun optimizasyonu gerçekten çok iyi. Bilgisayarım her ne kadar güçlü olsa da video programını açtığımda çoğu zaman kastığını biliyorsunuz. Yani rolde bile FPS düşmesi yaşayabiliyorum. İşte Paladins'te sıkıntı çıkıyor falan. Bunda hiç öyle bir sorunumuz yok. Uçabiliyoruz şu şekilde istersek. Bize kalmış bir şey. Ama daha yavaş gittiğimiz için çok bir anlamı yok. Şu aşağıda gördüğünüz yeşil bar enerji, bu hızlı yürümemizin limitini o şey yapıyor. Bu Black Arm Guard'larını, Black Ram blokladığım an öldürdüm zaten. Bunlardan da zehrin antisini bulmamız gerekiyor, yine ilacını bulmamız gerekiyor.
Okulda ölüyor bunlar. Tabii ben biraz güçlendim, karakteri de azıcık çözdüm. O yüzden olabilir. Bu başka bir oyuncu. Yani hepimiz aynı hikayeyi takip eden farklı oyuncularız. Dolayısıyla aynı NPC ile konuşan bol miktarda kişi görebiliyorsunuz. Bu sefer bloklayamadım. O yüzden direkt döveceğiz seni. Bu Black Ram organizasyonu hikayesel olarak bize sıkıntı çıkaran bir organizasyon. Oyuna direkt hikayeyle başlıyorsunuz. Tamamen zaten sinematiklerle falan başlıyor ve oradan ilerliyorsunuz. Ama oyunun başı biraz daha yavaş yani. Git şununla konuş, bununla tanış, kıyafet giymeyi öğren falan diye. Sen nesin çok merak ediyorum. Blokladım. Dost musun, düşman mısın? Hani ismi yeşil olduğu için anlayamadım. Belki birinin hayvanı falandır. Ne bileyim, belli olmaz bu işler. İki tane daha gardiyanı öldürmemiz lazım. Şunu da aradan çıkaralım tamamen zevkine. Ya. Temel bir inventory var oyunda. Her oyunda olduğu gibi silah değiştirebiliyorsunuz falan. Hani dediğim gibi olay şu an, bu videoyu çekme amacım genel bir oyunu göstereyim size, bilmeyen arkadaşlar öğrensin. Sonra ne yapacağımıza karar verelim. Şimdi bomba buldum. Bombayı şöyle kullanıyoruz. Bu haydutlardan düşüyor bazen. Atıyoruz ve tek atıyor çoğu zaman. Ama asıl olayı stunlamak. Bir şey bulduk bundan da. Son bir tane daha antizehir bulmamız lazım. Ne deniyordu antizehirin o şey? Özel bir ismi vardı. Yok muydu? Panzehir ya, panzehir. Antizehir diyorum bir saat. Tamam, bu da çok kolay öldü. Gideceğiz şimdi bu ilaçları... sorumlu kişiye götüreceğiz. Bu ne? Burası niye böyle? Bir de görevim var galiba. Evet, bazen böyle taşıma görevleri de olabiliyor mesela. Yan görev olarak almışım, unutmuşum bunu. Bir ton görev topladım çünkü şu bölgeden. Buraya yeni geldim. Plaj sahneleri daha güzeldi aslında yani. Etraf daha ilgi çekici. Ama burada denk geldik. Buraya mı taşıyacağım hepsini? Nereye taşıyacağım bunları? O kadar çok görev var ki şu an. Bıdı 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 bıdı. Bakıyorum. Bu yan görevlerde çok saçma hikayeler olabiliyor. O yüzden çok hızlı geçiyorum. Zaten başını bilmediğiniz için hikayenin. Mesela eğer isterseniz... bir saniye. Zehri, pan zehirleri toplamamızı isteyen adam buydu. Adam herhalde ilacı yaptı. Şimdi onu götürmemizi isteyecek. Teşekkür ediyoruz. O zaman diğer bölgeyi de göstereyim hemen size çok hızlı bir şekilde. Hatta oraya ışınlanarak gidelim direkt. Ne kadarmış gitmek? 3 para. Daha paranın çok değerini bilmiyorum oyunda yeni başlamış olduğum için. Benim karakterimi kısa yapmışım biraz galiba. Yanımdan geçen tipi gördünüz mü? Bayağı uzun boyluydu. Hikayeyi baştan oynayabilirim ama dediğim gibi başı biraz yavaş gidiyor, sıkılabilirsiniz diye baştan çekmek istemedim hikayeyi. Ve canlı yayınlarda oynamayı düşünüyorum. Tabii ki görüntü kalitesi bundan daha düşük olacak, bu haliyle bile biraz kasıyor. Canlı yayın yapmaya çalışırsam bayağı sıkıntı olur. Ama canlı yayınlarda oynayalım istiyorum. Hem pazar, salı, çarşamba, perşembe 19'da normalde yayınlarımız var. Zaten bunların içinde oynayabiliriz. Onun dışında da bonus yayınlar yapabilirsin. Benim 27'sinde sınavım olduğu için bu araya başlatacağım kanalı biraz. Hatta belki pazar günkü bilgi yarışmasını bile iptal edebilirim. Kesin bir şey söylemeyeyim, hala katılımcı arıyorum. Şimdi sizi bir... Önce şu hemen iki görevi şey yapalım, oradan plaja ineceğiz. Bu kaldığımız köy. Burada yaşıyoruz şu an. Etraf bizim gibi newbie'lerle dolu gördüğünüz gibi. Herkesin zırhı bayağı basic. İki tane şey seçeceğiz şimdi. İki seçenekten birini seçeceğiz. Serülyan... klanı. Dünyayı bilgilenmiş, eğitilmiş, seçilmiş temsilcilerin yönetmesi gerektiğine inanıyor. Şu an Serülyan klanı ve Crimson Legion, yani bu kan ekibi eşit durumdalar. Bu kritik noktada senin gibi bir yetenek gerçekten farkı
farka sebep olabilir. Hangi klanın kazanıp kaybedeceğine dair hangisine gideceksin diyor. Cerulean klanı insanların bilgelik ve tecrübe ile yönettiği bir dünyaya inanıyor. Anlamayacakları bir şey yerine. Diğerini de anlat. Crimson'ı da anlat. Çok az anlattı ama ha. Quest seç. Tamam. Diğer adamla da konuşmak istiyorum. Bu da diğer galiba. Aynen, bu da bana katıl diyor. İkisi de kendilerini anlatıyorlar. Bakalım bu nasıl bir tip ya? Tipi güzelmiş aslında adamın. Bizim ustamız da böyle bir tipti hikayenin başındaki. Cerulean ekibi dünya için en iyi yolunu bildiklerini düşünüyorlar. Küçük bir grubun eline bütün gücü vermek istiyorlar. Ama bunu zaten denedik ve yozlaşma böyle doğuyor. Şu an Crimson klanı tam eşitler diyor yine. Şimdi seçim yapma vakti. Sana ihtiyacımız var. İnsanlar için insanların insanlar için insanları yönettiği bir düzen istiyoruz diyor. Yozlaşmadan arınmış bir dünya istiyoruz diyor. Yani iki klanla da ilgili ben açıkçası daha çok bilgi istiyorum ya. Hangisini seçelim? Videoda denk gelen ana bakar mısın? Yani hayatımı değiştirecek bir an seçmem gerekiyor şu an. Cerulean'a katıl. Bu senin kaderin diyor bu adam. Bakıyorum böyle şaşalı giyinmiş. Beyaz kıyafetler falan. Bu abi daha az gösterişli sanki ama biraz daha kötücül bir tipi var. Ben sanırım Crimson'ı seçeceğim. Aha doldu. Şu an Crimson'a giremiyorum. Kafaya gel. Az önce ikisi de açıktı. Nasıl full ya? Ha açıldı şimdi. Sürekli insanlar girip çıkıyor. Hadi Crimson. Tamam. Buradan sonrası muhtemelen bayağı şeyle geçecek. Aa full dedi şimdi de. Tamam ben sizi bununla yormayacağım arkadaşlar. Daha sonra döneceğim buraya. Hemen size bir plajı göstereyim. Bununla yorduğum için özür diliyorum size arkadaşlar. Seçim yapma anıma denk geldiniz. Seçimi sonra yapacağım. Bir düşüneyim hatta internetten falan araştırayım biraz neler oluyor neler bitiyor. Bölge değiştirdiğimiz için oyun orada bir an takıldı. Üzülmeyin korkmayın videoda olsam da olmasam da oluyor öyle şeyler. Bölge değiştirince yani direkt. Yani şuna bakar mısınız? Gördüğünüz mesafeye bakar mısınız? Nasıl kasmasın zaten? Şuna bakın. Mantıksız yani. Gerçekten bayağı gelişmiş bir oyun. Bahsettiğim plaj bu işte. Ben çok seviyorum burayı. Çok huzurlu bir mekan. Burada dolaşıp dolaşıp bir şeyleri kesiyoruz işte. Sen nasıl bir yaratıksın? Bu bir büyücü. Ve kedi ırkı gibi bir şey herhalde bilmiyorum artık. Bu plajda işte bazen istilaya gelen bu Blackram adamları oluyor. Orada kestiniz mesela şu adam. Orsanvari olan. Benim. Anladın mı? Bu da şey. Destroyer diye bir klas muhtemelen. Silahından anlayabileceğimiz üzere bakın. Bize göre çok yavaş vuruyor. Ama vurdu mu sağlam vuruyor gerçekten. Şuralardan inci toplamıştım geçen öyle bir görevim vardı bir tane için. Oyun bu şekilde işte arkadaşlar. Dediğim gibi nasıl bir video serisini isterseniz. Yani öyle ara ara görevler mi yapayım, full bir seri mi yapalım ama full seri. Canlı yayın tekrarlarını koyabilirim ama canlı yayında kalite düşük oluyor. Nasıl bir şey yapalım, ne istersiniz? Baştan oynayabilirim hikayeyi dediğim gibi. O konuda hepinizin yorumlarını bekliyorum. Siz oynuyor musunuz? Oynuyorsanız hangi klandasınız? Bana farklarını da söylerseniz sevinirim. İzlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Blade and Soul hakkındaki ve video hakkındaki seriyi ister misiniz? Karakterimi çok güzel yaptım bu arada. Görüşmek üzere.